Hayır diyor iktidar sahibi. Hem saray hem beslemeleri hayır diyor. Sen istediğin kadar konuş. Ben onlara 5000 kişilik kadro da vermem. Ama sandık geldiğinde onlar yine giderler AK Parti'ye oy verirler diyor. Zonguldak'tı kardeşim. Yer altında çalışan kardeşim. Sen hala sandığa gittiğinde AK Parti'ye oy veriyorsan şikayet etmeyeceksin. Aç kaldığında da şikayet etmeyeceksin. Hakkını da aramayacaksın. Ama hakkını arıyorsan, çoluk çocuğun işsizse ve yer altında kömür dururken o kömürü buradan çıkarmayıp da dışarıdan getiriyorlarsa sandığa gideceksin, bir dersini vereceksin. Tek oyla dersini vereceksin. O zaman bu ülke kurtulur. O zaman Zonguldak şaha kalkar. Nüfusu azalıyor Zonguldak'ın. Herkes Zonguldak'ı terk ediyor. Zonguldak çalışan işçilerin kenti değil, emeklilerin kenti oldu. E bu ayıptan kim kurtaracak? Zonguldaklılar kurtaracak. Efendim, bir pazarcı kadın. Milletvekili arkadaşlarımıza şunu söylüyor. Diyorlar ki bu ürünleri pazarda satıyor, siz mi üretiyorsunuz? Kendimiz üretiyoruz. Eskiden alıyorlardı kilo ile. Şimdi alım gücü düştüğü için 250 gram 250 gram alıyor. 250 gram yeter diyorlar. Geldiğimiz nokta budur. Değerli arkadaşlarım, geçen salı günü Adıyaman'da tütün üreticilerinden söz etmiştik. Onlar da hak istiyorlar. Onlar da mücadele ediyorlar. Siz misiniz hak isteyen? Sabahın köründe hak isteyen işçilerin evleri basıldı. Talimatla. 16 işçiyi aldılar. Karakola götürdüler. Göz altında tuttular. Mahkemeye çıkardılar. 6'sını adli kontrol şartıyla serbest bıraktılar. 10'unu da hapishaneye gönderdiler. Adıyamanlı kardeşim, sen de duyuyorsun beni değil mi? Hak istemenin maliyetinin ne olduğunu görüyorsun değil mi? Hak istiyorsun. Alın terinin karşılığını istiyorsun. Sabahın köründe evin basılıyor. Gözaltına alınıyorsun. Mahkemeye çıkarılıyorsun. Talimatla tutuklanıyorsun ve hapse atılıyorsun. Kime güveneceksin? Açık ve net cevabını veriyorum. Bu kardeşine güveneceksin kardeşim. Bu kardeşine güveneceksin. Eğer Ankara'dan İstanbul'a 420 kilometre adalet için yürüdüysek, tütün üreticisinin adalet istiyor, onun da yanında duracağız. 8 Temmuz'da, yani geçen hafta, bu sorunu meclis gündemine getirdi arkadaşlarım. Tartışalım. Bir sorun var, çözelim. AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. Bu sorunu konuşmayın. Mecliste başka işiniz mi yok? Ne demek tütün üreticisinin sorunları? Onların sorunları yok. Bağıran çağıran vardı birkaç kişi. Onları da yakaladık, hapse attık. Mesele bitti dediler. Öyle görüyorlar. İktidar sahipleri öyle görüyor. Adıyamanların öyle görmesini istemem. Tütünü tekerlere teslim ettiler. 400 bin aile geçiniyordu bu tütün işinden. 400 bin aile. Değerli arkadaşlarım, tütünü mahvettik. Tütün ekimi büyük ölçüde engellendi. Dışarıdan tütün getiriyoruz. Adıyamanlı kardeşlerim dinlesinler. 2003-2021 Mayıs dönemi itibariyle 1 milyon 275 bin ton tütün yurt dışından ithal edildi. Türkiye'de tütün üreten yok çünkü. Bunun karşılığında 6 milyar 435 milyon dolar para ödendi. 6 milyar 435 milyon dolar ithal edilen tütüne para ödendi. Şimdi Adıyamanlı, Malatyalı kardeşlerime seslenmek isterim. Bu 6 milyar 435 milyon dolar size ödenseydi, ya siz dağın taşın tamamına tütün ekerdiniz değil mi?
Bütün dünyaya tütün ihraç ederdiniz değil mi? 6 milyar doları kime verdiler? Sana mı verdiler? Hayır. Kime verdiler? Yabancılara verdiler. Başka çiftçilere verdiler. Ne diyorlar bunlar? Efendim biz yerliyiz ve milliyiz. Batsın sizin yerliğiniz ve milliliğiniz. Batsın. Ne diyordu vatandaşların? %17'si memleketin durumu kötüye gidiyor diyordu. Ya affedersiniz, iyiye gidiyor diyordu. Büyük bir kısmı da kötüye gidiyor diyordu. Neden toplumun büyük bir kısmı ya bu memleketin durumu kötüye gidiyor, ekonomi kötüye gidiyor diyor. Çünkü yaşıyor. Oğlu var işsiz. Kızı var işsiz. Hadi okul dediler, okudu. Hadi üniversiteyi bitirsin, üniversiteyi bitirdi. Hangi görev olursa olsun çalışacağım diyor. İş yok. Erdoğan gençlerle konuşuyor. Aklına nereden geldiyse gençleri hatırlamak. Benim hatırlattığımı da kimse unutmasın. Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin diyor. Ya gençleri yaftalayan sensin. Hafife alan sensin, istismar eden de sensin kardeşim. Gittin gençlerle beraber bir kahvede oturacaksın. Bir tane genç kızımız ayak ayak üstüne atmış. Vay efendim derhal esas duruşa geç. Niçin? Erdoğan burada. Ya akıl alacak şey değil. Bunlar gençlerle nasıl konuşacaklarını da bilmiyorlar. Nasıl şakalaşacaklarını da bilmiyorlar. İşsizlik gerçekten kol geziyor Türkiye'de. 5 aylık, 6 aylık, 7 aylık geçici işsizlik için bile 100 binler sıraya giriyor. 100 binler sıraya giriyor. İntihar vakaları var. İşsizliğin en acı tarafı nedir biliyor musunuz? Aile kurumunu temelden sarsıyor. Aile kurumunu. Bunlar diyorlar ya bu saray ve beslemeleri. Biz aileye çok değer veriyoruz diye. Aileyi mahvettiniz siz ya. Ailenin temeline dinamit koydunuz siz. Baba işsiz, anne işsiz, üniversiteyi bitiren oğul işsiz, evde birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Ya bir bakın bakalım ya. Boşanma davalarına bakın siz. Uyuşturucuya bakın siz. Kumara bakın siz. Uyuşturucu senin genel merkezine kadar girdi. Gencecik fidan gibi çocuklarımız bunlar. Hep söylerim bir daha söyleyeyim. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır diye. Bir adam işsiz kaldığında ne yapacak? Şimdi kalkmış ahkam kesiyor gençlerle ilgili. Bir genç tweet atmış. Erdoğan'ın bu konuşması üzerine. Ortalama bir araç nasıl 200-250 bin oluyor? 200-250 bin bir araç, bir otomobil. Ortalama bir ev nasıl 1 milyon oluyor? Ülkenin ana gündemi bu olmalı. Evet, ülkenin ana gündemi bu olmalı. Çalışarak helal parayla bir ev, bir araba alamıyoruz. Alamazsın kardeşim. Öyle bir tablo yarattılar zaten. Kredi borcu ödemekten ciğerimiz soldu. Cidden yeter artık ya diyor. Evet gençler, yeter artık ya. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Sevgili gençler, bir şeyi bilmenizi isterim. Sizin hayalleriniz bizim hedeflerimizdir. Bu konuda bir anlaşalım. Kurduğunuz bütün hayaller Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi olacaktır.